Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkiler gelişmeye devam etmektedir. Özellikle şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Mirzaev'in iktidara gelmesiyle 2016 yılı sonundan itibaren ilişkilerimiz her veçede süratle gelişmektedir. Bunun en önemli nedeni iki ülkenin rehberleri arasındaki yani Sayın Cumhurbaşkanı Mirzaev ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan arasındaki ilişkidir. Bu ilişki karşılıklı güvene ve sevgiye dayanmaktadır. Rehberlerimiz arasındaki bu ilişki sayesinde biz de bugün bürokratlar olarak iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri, ekonomik ilişkileri, kültürel ilişkileri, askeri ilişkileri geliştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı göstermekteyiz. Bu bizim için yeni bir dönem. 2016'dan bu yana son 5 senede yeni bir dönemin kapılarını açtık ve halklarımız arasındaki ilişkileri, hükümetlerimiz arasındaki ilişkileri, bürokratlarımız arasındaki ilişkileri geliştirmek, sıklaştırmak, birbirimizi daha iyi tanımak için çaba sarf ediyoruz. Biz Özbekistan ata yurdu olarak görüyoruz. Çünkü biz bu topraklarda doğduk, büyüdük ve Anadolu'ya yerleştik. Türkiye ile Özbekistan Türk dünyasının iki büyük ülkesi. Türkiye nüfus olarak baktığımız zaman Türkiye ve Özbekistan ilk iki yeri işgal ediyor. Biz aynı ulu ağacın köklerinden geliyoruz. Kökümüz bir. Bu açıdan Özbekistan'la Türkiye arasındaki özellikle kültürel ilişkileri geliştirmek bizim için öncelikli bir alan. Çünkü zaten liderlerimiz, rehberlerimiz arasındaki ilişki şu anda çok güzel, karşılıklı bir güven tesis edilmiş durumda. Biz bu siyasi güvene dayanarak ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirebilirsek büyük bir adım atmış olacağız. Onun için iki halkın, uzun yıllardır ayrı kalmış iki halkın, aynı köklere sahip olan iki halkın birbirini tanıması bizim için öncelikli bir alan. Bunun yolu da kültürel ilişkileri geliştirmekten geçiyor. Daha önce de söylediğim gibi iki ülke arasındaki ilişkiler her açıdan gelişmekte. Son göreve başladığım günden bu yana geçen 4 aylık süre içinde Dışişleri Bakanımız geldi, Turizm Bakanımız geldi, Ticaret Bakanımız geldi, bizim Genelkurmay Başkanımız geldi Özbekistan'a. Çok sayıda bürokrat ve milletvekili de Özbekistan'ı ziyaret etti. Bunun sonuncusu geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın ziyareti oldu. Sayın Oktay'ın ziyareti vesilesiyle iki ülke arasındaki, Türkiye ve Özbekistan arasındaki karma ekonomik komisyon toplantısı Taşkent'te icra edildi. Ve bu toplantı vesilesiyle biz ilişkilerin tüm veçelerini ele aldık. Özellikle ekonomik alanda önümüzdeki dönemde atılması gereken adımları tek tek irdeledik. Bu Karma Ekonomik Komisyon toplantısı vesilesiyle iş adamları bir araya geldi. Yuvarlak masa toplantısı icra ederek buradaki Türk iş insanlarıyla Özbek tarafını bir araya getirdik. Ve daha sonra Fuat Oktay ikinci gün Semerkant ve Buhara'yı ziyaret etti. Ve böylece bizim tarihi köklerimizin yeşerdiği toprakları ziyaret etme fırsatını buldu. Biz ziyaret vesilesiyle, ziyaretçisiyle memnunuz, mutluyuz. Çünkü Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Bu Karma Ekonomik Komisyon toplantısı da bu amaca hizmet etmiştir. Şimdi iki ülke arasında çeşitli mekanizmalar ihtas edildi, kuruldu. Bunun en önemlisi stratejik düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesis kurulmasıydı. Bu iki cumhurbaşkanının liderliğinde faaliyet gösteren bir işbirliği mekanizması. Biz geçen yıl bunu Türkiye'de icra ettik. Üst düzeyli işbirliği konseyinin birinci toplantısını. Bu cari yıl içinde de Özbekistan'da, Taşkent'te bu benzer bir toplantıyı yapmayı öngörüyoruz.
Bunun ön toplantısı olarak, yani Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ön toplantısı olarak bu ortak strateji planlama grubunu topluyoruz. Bu sene Mart ayında Dışişleri Bakanımız bu amaçla Taşkent'e geldi ve ikili ilişkilerin gene aynı şekilde siyasi veçelerini, güvenlik veçelerini, ekonomik veçelerini Özbek muhataplarıyla ele aldılar ve önümüzdeki dönemde icra edilmesi öngörülen bu Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını görüştüler. Gene aynı şekilde bu geçen hafta Cumhurbaşkanı yardımcımızın Taşkent'i ziyareti ve Karma Ekonomik Komisyon toplantısının icra edilmesiyle gene aynı şekilde bu Stratejik İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönemdeki toplantısının temelleri, hazırlıkları Taşkent'te atılmış oldu. Bu açıdan bu tür üst düzey ziyaretleri önemsiyoruz. Çünkü bu şekilde ilişkilerin gündemini oluşturan hususları en üst düzeyde ele alma imkanını görüyoruz. Türkiye ile yani fahri veya konsolosluk veya büyükelçilik açılması iki ülke arasında gelişen işbirliğini göstermektedir. Bizim Semerkant bizim için önemli bir merkezdir. Hem tarihi bir merkezdir hem de bir turizm merkezidir. Ve Türkiye'den çok sayıda Türk vatandaşı Buhara ve Semerkant'ı görmek için Özbekistan'ı ziyaret etmektedir. Semerkant aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Bölgenin önemli bir şehridir. Biz bu şehirde başkonsolosluk açarak, Türkiye olarak, bu şehirde faaliyet gösteren hem ticaretle uğraşan insanlarımızı hem de bu şehri, bölgeyi ziyaret eden Türk turistlerinin karşılaşabileceği çeşitli sorunlara anında müdahale etmek veya onlara yardımcı olmak, yol göstermek, zamanlıca bilgi vermek açısından başkonsolosluğumuzun açılışını önemsiyoruz. Benzer şekilde Özbekistan'ın Türkiye'deki temsilcilik sayısı da artmaktadır. İstanbul Başkonsolosluğu'nun yanı sıra çeşitli illerde fahri konsolosluklar kurulmaktadır. Sonuncusu Antalya'da kuruldu. Bu da Antalya'nın Özbekistan'ın gözünde artan önemini göstermektedir. Çünkü Türkiye ile Taşkent ile Antalya arasında zaten uçuşlar yapılmaktadır. Charter seferleri yapılmaktadır. Bunu da Özbekistan tarafı bu uçuşları gerçekleştirmektedir ve her sene Antalya'yı ziyaret eden çok sayıda Özbek turist bulunmaktadır. Bunun için Antalya'daki Özbekistan'ın fahri konsolosluğu önemli bir işlev görecektir. Çünkü Antalya'da çok sayıda Özbek vatandaşı gidip gelmektedir. Onların oradaki sorunlarını çözmek veya onlara bu geliş gidişlerde yardımcı olmak, yeni alanlar açmak açısından fahri konsoloslukta önemli bir görev üstlenecektir. İki ülke arasında gelişen siyasi ve ekonomik ilişkilere paralel olarak turizm alanındaki temaslar da, ilişkiler de gelişmektedir. İki ülke arasında vize kaldırılmıştır. Bir yıl içinde 90 güne kadar turizm amaçlı diş gelişler mümkün olmuştur. Bu çerçevede vizenin kaldırılmış olması tabii ki önemli bir adımdır ve bu da ikili ilişkilere yansımaktadır. Biz bugün Özbekistan'ı pandemi öncesinde ziyaret eden Türklerin sayısı her geçen gün artmaktaydı. En son 2019 yılında 100 bin Türk'ün sayısını geçmişti. Aynı şekilde Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan vatandaşının sayısı da 250 bini geçmişti. Bugün geçen yıl tabii pandemi olduğu için dünyanın her tarafında çeşitli kısıtlamalar bizim ülkelerimizde de getirildi. Bu nedenle turizm alanında çok fazla ilerleme sağlanamadı ama 2021 yılı itibariyle karşılıklı ziyaretlerin arttığını şahsen ben yerinde görüyorum. Çeşitli vesilelerle Buhara ve Semerkant'a gittiğim zaman, Hive'ye gittiğim zaman oraları ziyaret etmekte olan Türkleri gördüm. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Bununla birlikte Türk Hava Yolları'nın ve Özbek Hava Yolları'nın karşılıklı seferleri de arttı. Bugün iki ülke arasında 1 Temmuz'dan itibaren uçuşlar eski
pandemi öncesi duruma geldi ve bugün Türkiye ile Özbekistan arasında haftada 40'tan fazla seferden bahsediyoruz ki bu oldukça iyi bir rakam. Bu rakam burada kalmayacak, önümüzdeki dönemde daha da artacak. Mesela son olarak Türkiye, Özbekistan, Fergana seferlerini başlattı, Ürgenç seferlerini başlattı karşılıklı olarak. Zaten Semerkant'tan var. Taşkent zaten başkent. Çok çeşitli uçuşlar Özbekistan'ın her yerinden ülkemize yapılmakta. Bu da hem ticari ilişkileri hem de turizm alanındaki ilişkileri arttırıyor. Çünkü Özbekistan bizim için bir hem bir ata yurdu, kendi köklerimizin geldiği yeri görmek, aynı zamanda da önemli bir inanç merkezi bizim için. Çünkü Nakşibendi'nin türbesini ve görmek için de gelen çok sayıda Türk vatandaşı bulunmakta. Böylece biz bir inanç turizmi, bir yemek turizmi, gastronomi turizmi, çünkü Özbek mutfağının ürünlerini görmek de güzel. Bu çerçevede ilişkileri arttırmak için çabalıyoruz. Son bir yıl içinde Türkiye'ye giden turizm, Türkiye'nin uygulamakta olduğu turizm imkanlarını, faaliyetlerin yerinde görmek için giden çok sayıda Özbek gazeteci de bulunmakta. Yani Özbekistan özellikle Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir altyapıya, bilgi birikimine sahip olduğu turizm alanında Türkiye'yi bir rol model olarak kendisine almaktadır. Biz de Özbekistan'ın her alanda, ki buna turizmle dahil, gelişmesi için elimizdeki imkanları, tecrübeyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Zaten turizmde ekonomik ilişkilerin bir yansıması. Şu anda iki ülke arasında geçen yıl 2.1 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yaşandı. Türkiye şu anda Özbekistan'a en çok ihracat yaptığı ikinci ülke konumunda bu 2021 yılında. En çok yabancı şirketi Türkler açtı Özbekistan'da ve ikili ticari ilişkilerimiz son 5 ayda 1,5 milyar doların üzerine çıktı. Bu da şunu gösteriyor, yıl sonu itibariyle Türkiye ve Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin hacmi 3 milyar doların üzerine çıkacak. Biz zaten bu son Karma Ekonomik Komisyon toplantısı sırasında da ikili ekonomik ilişkilerin hacmini önümüzdeki yılın sonuna kadar 4 milyar doların üstüne çıkartmayı hedefledik. Bir önceki dönemde Cumhurbaşkanlarımız iki ülke arasında 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflemişti. Biz artık önümüzdeki dönemde bu rakamı daha da üstüne çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Bu çerçevede de atılabilecek tüm adımları Özbekistan'daki yetkili makamlarla istişare edip onlarla işbirliği içinde hayata geçirmeye çaba sarf ediyoruz. İki ülke arasında her alanda ilişkiler gelişiyor dedim. Bunun da tabii önemli bir alanı kültür alanı. İşte Türk dizileri Özbekistan televizyonlarında sürekli gösteriliyor. Özbekçe'ye çevrilerek gösteriliyor ve büyük de bir beğeni kazanıyor. Aynı şekilde ortak yapımlar da önümüzdeki dönemde daha fazla olacak. İşte Celaleddin dizisi mesela buna güzel bir örnek. Türk ve Özbek oyuncuların birlikte rol aldığı bir dizi. Bu pandemi koşullarında yapılmıştı. Ama önümüzdeki dönemde umut ediyoruz ki pandeminin etkisi azalır ve getirdiği kısıtlamalar ortadan kalkar. Ve biz de Özbekistan'la hak ettiğimiz şekilde kültürel ilişkileri, özellikle hem turizm alanında olsun hem kültürel alanda olsun, birbirimizin medeniyetlerini, ki aynı kökten gelen medeniyetler bunlar, tanımak için daha fazla faaliyet gösteririz. Türk dizileri olsun, Özbek dizileri olsun, Özbek filmleri, Türk filmleri, ortak yapımlar iki ülke arasında. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme gelecektir. Tabii ki futbol olur, ortak niye olmasın? Gayet güzel olur. Türkiye-Özbekistan futbol müsabakaları olur.
Müzik olur, yani Türk sanatçılar olur, Özbekistan'a gelen veya Türkiye'ye giden Özbek sanatçılar olur. Tanınmış, bilinmiş çok sanatçılarımız var, ortak sanatçılarımız. Bunların müşterek verecekleri, bilge verecekleri konserler tabii ki Türk ve Özbek kamuoyunda olumlu etki bırakacaktır. Zaten aynı şeyi paylaşıyoruz, aynı dili konuşuyoruz, aynı kültürü paylaşıyoruz. Bunu da tanımak, daha da ileri götürmek bizim çabamız olmalı.